Evet değerli izleyenler, küresel bakışa şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Doktor Bahadır Kaleağası bizlerle. Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım. Çin-Amerika ilişkileriyle başlayalım isterseniz. Çin tarafından olumlu haber akışları var. Onları az önce belirttik küresel bakışın başında. Yetkililer ABD'deki üst düzey yetkililerle bir araya gelmek istiyorlar ve Biden yönetimiyle beraber belki bir umut ilişkiler rayına oturur ve iyiye doğru gider diye umuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Biden döneminde Çin-Amerika ilişkilerinde başlıca beklentileriniz neler olur? Çok önemli ve gerçekten tüm dünyayı etkileyecek konulardan biri. Bu konuları ben aslında yani tüm Avrupa ABD ekseninde, transatlantik ilişkiler ekseninde Türkiye'de doğrudan etkileyecek olan 5B etkisi olarak özetliyorum. 5B. Bunlardan ayrıntılarına bir zaman olsa bugün veya başka zaman girebiliriz tabii. Birincisi Brüksel etkisi. Hem Çin-Amerika ilişkilerinde etkiliyor. Çünkü Brüksel'in ürettiği yeni politikalar, özellikle Avrupa Yeşil Anlaşması gibi konular, dijital güvenlik konuları, bütün bunlar ve tabii Çin'le yaptığı anlaşma önemli bir etki alanı ve Türkiye'de de asıl tartışmamız gereken 5B'den biri. İkincisi Biden etkisi, transatlantik ilişkiler, yeniden ekonominin canlanacak olması, ticaretin ve mevzuat uyumlarının iki taraf arasında ABD ve AB arasında ilerleyecek olması. Bunun da çok doğrudan etkisi var. Çin-ABD ilişkilerine de sorunuza da Türkiye'de var tabii. Üçüncü etki Berlin etkisi. Çünkü Avrupa'nın içinde Berlin değişiyor. Merkel sonrası Almanya'da yeni bir hükümet olacak aynı siyasi eğilimden veya muhalefetin geldiği. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi Berlin'in bundan sonra ne olacağı çok belirleyici. Dördüncü Brexit etkisi. Brexit sonrası Avrupa düzeni Avrupa'nın daha da bir federal, daha ulusüstü bir güç halinde ilerlemesi söz konusu. Dolayısıyla da tüm bunlar Avrupa mimarisini değiştirirken Avrupa'nın etki alanını da değiştirecek ve ona göre de bir Batı bloğu tabii ABD ve AB'den oluşan Çin'e doğru ne kadar nasıl bir politik içinde olacak. Ve sonuncusu son B, Beijing etkisi yani Pekin etkisi, Çin etkisi. Evet şimdi bu konu bütün bu çerçevede tabii baktığımızda Biden bir taraftan ticari konularında ve yatırım konularında Çin'e karşı önce Avrupa Birliği ile kendi arasında bir ortak çizgi bulmaya çalışacak. Çok kolay olmayacak tabii. Çünkü Avrupa Birliği yılın son günlerinde Çin ile önemli bir anlaşma yaptı. Evet. Esas hadise şudur. Yani Çin daha ucuza üretiyor ama devlet sübvansiyonları da üretebiliyor Çinli şirketler. Veya aynı saydamlık ve hesap verebilirlik kurallarına tabi olmadan teknoloji, hizmet ve mal üreterekten ABD'de ve de Avrupa'da nasıl bir rekabet içinde olabilirler? Yani birinci konu bu. İkinci konu uluslararası kurumlarda ne olacak? Çünkü uluslararası para fonunu devreye sokmak söz konusu ABD tarafından. 1 trilyona yakın ama en azından bir 650-700 milyar dolarlık bir özel çekim hakkı tanınabilir kalkınmakta olan ülkelerin ekonomisi canlansın diye. Çin'i yakından ilgilendiriyor. Hem kendisi için ilgilendiriyor hem bu bir kuşak bir yol projesinde Çin'in yakın ilişki içinde olduğu Asya ülkeleri açısından ilgilendiriyor. Üçüncü bir konu aralarındaki Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na geri döndü ABD. Bunun sonucunda şimdi 12 Kasım'da bu yıl Glasgow'da, İskoçya'da, İngiltere'de bir yeni Birleşmiş Milletler iklim zirvesi toplanacak. Şimdi bu zirvede ABD tabii o zirveye 2050 yılı için sıfır karbon salınımı hedefini artık resmileştirmiş olarak gelmek isteyecek. Avrupa Birliği, Japonya gibi ülkeler de zaten sıfır taahhütünde bulunmuş durumdalar 2050 için. Çin bunu nasıl yapacak? Yani bunun gereğini yerine getirecek mi? Çünkü dünyayı en çok kirleten ülkelerden biri de Çin. Kendisi açısından da bir sorun yalnız. Çin bunun farkında. Yani temiz toprak, temiz hava, temiz su, sosyal de bir sorun. Milli güvenlik sorunu olarak görüyor aslında Çin bu sorunu. İşte o konular konuşulacak. Bu diğer bir konu. Diğer dördüncü bir alan ABD ile Çin arasında teknoloji tabii. Teknolojinin hem tatlı bir rekabet tarafı var. Çünkü dünyayı belirleyen teknolojiler esas olarak aslında uzay çalışmalarında şekilleniyor.
Yani ayakları en yere basan analizlerin bugün hepimiz tarafından, Türkiye tarafından da, Türkiye'de de bu konuları konuşuyorken medyada, akademik ortamlarda bunu dikkate alması gerekiyor. Yani uzaydaki olan biteni dikkate alması gerekiyor. Uydu teknolojileri, Çin zaten ayın en uzak yüzüne bir robot gönderebilmeyi başardı. Mars programı var, ABD'nin var, AB'nin var, tabii Rusya'nın var, Japonya'nın var, Hindistan'ın var. Şimdi bu teknolojiler aynı zamanda güvenlik, ticaret, lojistik, tarım gibi birçok alanı, yani yeryüzündeki birçok alanı doğrudan şekillendiriyor. Kuantum bilgisayarı için yapılan araştırmalar. Tüm bu alanlarda ki rekabet belli uluslararası standartlara götürecek dünyayı. Ve çok önemli bir konu bu. Çünkü asıl belki de burada dönüyor. Çünkü bunun sonucunda da geliyoruz en önemli, belki de belirleyici olacak konuya. Pandemi sonrası nasıl bir dünya? Yani sağlık dahil güvenlik konularında nereye kadar devletler teknolojik gözetimi özgürlüklere göre, bireysel özgürlüklere göre devreye sokacak? Burada bütün Batı dünyasıyla Çin arasında belli bir ayrışma var ve asıl konu da orada çıkıyor. Yani siyasi ve demokratik olarak toplumların evrimi nereye gidecek? Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, işte Avustralya, ABD, Kanada, tüm bu ülkeler Çin'e karşı çok mesafeli olmaya başladılar. Çin'in önemli sorunları var, Uygurlar dahil olmak üzere. Hong Kong'da da görüyoruz, kendi içinde de görüyoruz. Bu konularda Pekin yönetimine karşı Batı başkentlerinde kaygılar, hatta kaygılar ötesi çok ciddi risk hesapları yapılmakta. Bahadır Bey, peki liderlik yarışının özellikle pandemi sonrasında nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Önemli noktalara değindiniz, gerek teknoloji, gerek burada üretim tedarik zincirinin sağlanması, pek çok konuda iki ülkenin rekabeti söz konusu ve Joe Biden da başkanlık konuşmasında Amerika'nın liderliğine, bu konumunun korunacağına dair sinyaller de verdi ama ciddi de bir rekabet söz konusu. Önümüzdeki 4 yıldan özellikle bahsedecek olursak sizin beklentiniz nelerdir bu liderlik yarışındaki? İlk olarak tabii Amerika Birleşik Devletleri toparlamaya çalışacak. Ama bu bir Obama veya işte Clinton dönemi yıllar politikasına dönüş olarak olmayacak. Yani Biden yönetiminin de Çin'e karşı çok önemli rezervleri olacak. Sadece bunları uygulamaya koyuyorken daha yumuşak, daha uzlaşmacı, daha Çin'i çok taraflı diplomasiye çekici olacak. Yani Biden tutup da bir akşam sıkıldığında Beyaz Saray'da Çin aleyhine bir tweet geçerekten ilişkilerde diplomatik kriz yaratmayacaktır. Kurumsal olarak gidecektir. Öngörülebilir olarak gidecektir. Müzakereye, diplomasiye zaman tanıyarak gidecektir. Aynen Türkiye'de de olacağı gibi aslında. Şimdi bu tabii Çin'i daha fazla içine almacı bir politika olacaktır. Kurulmakta olacak olan yeni uluslararası düzenlerin her alanda, sağlık konusu, pandeminin yönetimi, aşılama, bunun sonucunda yeniden oluşacak olan bir takım küresel standartlar, güvenlik, işte hastalığın, yeni hastalıkların izlenmesi veya pandeminin diğer dalgalarının izlenmesi, seyahat meseleleri, ürünlerin güvenliği, sağlık hizmetleri, tüm bu konularda daha içine almacı olacaktır. Belki Dünya Sağlık Örgütü'nü de tabii geri dönmüş oluyor Amerika Birleşik Devletleri Biden'la beraber. Dünya Sağlık Örgütü nezdinde de bazı kolaylıklar sağlanabilir kalkınmakta olan ülkelere. İşte aşıların patenti konusunda olabilir, işte fikri mülkiyet konularında. Bütün bunlarda geçici olarak bazı kolaylıklar sağlanabilir. Bütün bunlar Çin-ABD arasındaki ilişkileri de tabii doğrudan etkileyecek olan konular. Ama bunun yanı sıra Biden'ın gündemindeki konulardan biri uluslararası teknoloji şirketlerinin tabii nasıl vergileneceği ve Avrupa'da da, Avrupa'ya da bu konuda nasıl işbirliği yapacağı, rekabet kuralları, tekellere karşı olan konularda. Tabii Çin'in de uluslararası artık teknoloji şirketleri çok büyük ve uluslararasılar. Yeni telekomünikasyon altyapılarından yeni kuşak, işte 5. kuşak 5G, 6G böyle gidecek. Bunlar konusunda olsun, işte drone teknolojileri, yüz tanıma teknolojileri, verilerin nasıl kullanılacağı gibi konularda. Bu konularda da Çin'i uluslararası sisteme doğru daha fazla çekmeye çalışması gerekiyor. Yani ticaret, sağlık politikaları, teknoloji politikaları, tüm bunlarda daha fazla çekmeye çalışması gerekiyor. Yani bu rekabeti iki ayrı dünyanın, iki kutubunun her an çatışabilecek gücü gibi değil. Mümkün olan konularda işbirliği mümkün olduğu derecede ve tabii ki kaçınılmaz çatışmalarında
geleceğini bilerekten ona göre hazırlanmak. Çünkü o demin bahsettiğim unsurlar arasında evet bazı konularda işbirlikleri olabilir. Belki uzay teknolojilerinde de olabilir. Fakat teknolojinin yeryüzünde nasıl kullanıldığı, yani bireysel özgürlük alanının nasıl şekillendiği ve Çin'in bu teknolojiler sonucunda geliştirdiği askeri gücünü de nasıl kullandığı. Şimdi Hong Kong'da daha bir şey kullanıyor ama tüm Çin denizinde, gerçekten Güney Çin denizinde bir takım sorunlar var. Yani Çin'in diğer tüm sınırlarında da bir takım sorunlar var. Tibet'te var, işte Uygur bölgesi dediğim gibi yine Hong Kong. Yani bütün bunlar bir takım gerilimler ve bunlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yakın ilişkiler içinde olduğu dünyayı ilgilendiriyor. Kore'yi ilgilendiriyor, Filipinleri, Endonezya'yı, işte Hindistan'ı da ilgilendiriyor. Aynı zamanda daha geniş olarak küresel düzende ilgilendiriyor. Yani çatışma konuları da var, sıcak konular da var. Bu bir denge meselesi artık bundan sonrası. Yani Çin açısından da tabii bakmaya çalışmak gerekecektir. Çin'in de illa yayılmacı, tüm dünyaya hakim olmacı öyle bir politikası var demek yanlış olur. Kendi iç sorunlarında çok katı ve çok kaygı verici eğilimlerini dikkate alaraktan tabii bu temkinli imserlik içinde olmak gerekir. Fakat Çin'in de bir yerden sonra çıkarı tabii daha iyi ilişki içinde olmak. ABD'ye daha fazla mal ihraç etmek, yatırım çekebilmek Amerika'dan, Japonya'dan, Avrupa Birliği'nden, kendisinin de daha fazla yatırım yapabilir hale gelmesi. İşte bu yeni İpek yolu, bir kuşak, bir yol projesinde çok altyapı yatırımları geliştirmeye başladı Çin. Özellikle Asya ülkelerinde, Güney Asya ülkelerinde, işte Orta Asya tarafında, işte bunlar limanlar, tren yolları, karayolları, deniz taşımacılığı hatları, telekomünikasyon altyapıları. Şimdi bütün bunlarda Çin'in dünyanın geri kalanıyla ve o geniş batı ile iyi ilişkiler içinde olması onun da yararına. Dünyayı kendine doğru bir dünya kopartması zor. Yani Pakistan'ı tamamen yanıma çekeyim, Endonezya'yı tanımayayım veya Vietnam'ı, böyle bir şey Pekin için de gerçekçi değil. Dolayısıyla Çin de o dengeyi gözetmek zorunda. Yani taraflar Washington'da, işte Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Brüksel'de, Seul'da, Tokyo'da ve Pekin'de kendilerini üstün tutacak ama karşı tarafın da güçlü olduğunu ve üstün kalmak istediğini bilerekten bir denge politikası içinde olacaklar. O denge politikaları birbirini tutmaz ve çok çelişirse önümüzdeki 4-5 yılda dünya zora girer. Çelişmemesi her iki tarafın da yararına, tüm tarafların yararına. Bakalım nasıl akacak tarih, göreceğiz. Evet. Bahadır Bey, bir de Türkiye'yi de değerlendirecek olursak, Amerika, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini bir çerçevede inceleyecek olursak, Liderler Zirvesi de yaklaşıyor, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son dönemde Brüksel'de önemli temaslarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sánchez Amor'la, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le temaslarda bulundu ve ilişkilerin olumlu seyrini istekli olduğumuzu belirtti aslında burada Türkiye adına ve olumlu sinyaller verdi. Diyaloğu da sürdürmekte kararlı olduğunu ve bunu düzenli bir çerçevede yapacağını da belirtti aslında. Burada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden nasıl bir seyir bekleyebiliriz? Aynı zamanda Amerika'da Senato'da Dışişleri Bakanlığı onay oturumu gerçekleşmişti ve burada Antony Blinken'a soru yöneltildiğinde yeni yaptırımlar gelebilir Türkiye'ye şeklinde de bir açıklaması vardı. Çerçeve olarak incelediğimizde Avrupa Birliği, Amerika ve Türkiye ilişkilerinde neler öne çıkar sizce? Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın Brüksel temasları gerçekten çok olumlu. Bana da Brüksel'deki tüm kaynaklarımdan, tanıdıklardan ve içinde bulunduğum ağlardan gelen bilgiler, resmi taraf olanlar ve resmi olmayanlar hepsi gerçekten olumlu geçtiği yönünde. Bu iyi bir, yani bu iyi bir gidişat. Washington tarafında daha henüz başka kat edilmesi gereken mesafeler var. Ama Avrupa Birliği ile yeniden bir açılım fırsatı var. Fakat yaptırımlar konusu gerek Washington kaynaklı olsun gerek Brüksel kaynaklı olsun esas olarak diğer konuların bir alt kümesi, bir uzantısı. Tek başına tartışılacak birer konu değil. Şimdi Türkiye'nin genel olarak zaten küresel ilişkilerde, küresel rekabet gücü için veya sizin için, benim için, tüm Türkiye vatandaşları için yapması gereken, atması gereken adımlar bu konuların da çözümünün ana eksenini oluşturuyorlar aslında. Bunlar bir kere hukuk devleti meselesi, özgürlükler konuları, iyi işleyen bir yargı meselesi.
Mesela daha iyi yargı derneğinin bu konuda çok ayrıntılı çalışmaları var. Orada da görüyoruz. Yapılabilecek çok şey var yargıda. Daha tarafsız, daha bağımsız ama daha verimli bir yargı sistemi içinde. Aynı zamanda Paris İklim Değişikliği Anlaşması. Türkiye dışında kalan birkaç ülkeden biri bir an önce geri dönmesi gerekiyor. Kaygıları var Türkiye'nin, meşru kaygıları var ama bunları içinde olaraktan mücadelesini vermemiz gereken konular. Aynı şekilde teknoloji konuları, dünya uzay teknolojileriyle ilgiliyken, işte kuantum bilgisayarı için herkes ayrı yatırımlar yapıyorken, 3 boyutlu yatırımcılar için yeni yatırımlar yapılıyorken, yapay zeka konuları gelişiyorken, Türkiye'de bu konularla öyle sıfırda değil, yani ilerlemiş olan çok alanı var. Bütün bunları besleyecek olan genel ekosistem, genel çerçeve sistem aslında zaten özgürlüklerden ve hukuktan beslenecek. Dünya ile ilişkilerin daha iyi olmasından beslenecek konular, ticaret olsun, yatırım olsun, ülkenin genel dış politika gücü olsun. Her alan bunlardan olumlu eklenir. Şimdi bu alanlarda dolayısıyla iki olasılık var. Ya Türkiye bu alanlarda, bir de buna yapısal reformları eklemek gerek, yani ekonomi yönetiminin aklı başında mantıklı gitmesi, Merkez Bankası'nın özelliğini, bağımsızlığını daha da bunu pekiştirmesi, bunu bu konuda kaygıları gidermesi, iyi bir ekonomi yönetimi, belki bir anayasa reformunun tartışılı hale gelmesi, eğitim reformu, iş piyasaları, mali piyasalar, yani bu konularda yapısal reformların artık gündemde olması, bunları başarmak hemen tabii ki kolay değil ama bu yöne doğru giden bir Türkiye haline gelmemiz, bütün bunları zaten bu eğilimlerin içine girerse Türkiye ki süratle girebilir, o zaman Avrupa Birliği ile olan tüm ilişkiler bir anda hiç ummadığımız bir şekilde açılır. Yani hiç ummadığımız bir şekilde Avrupa Birliği başkentlerinde Türkiye'ye bakış değişir. Hem olumlu etkilenir hem de Türkiye'nin güçlenmekte olduğundan dolayı saygı Türkiye'ye itibar yükselir. Demokrasi, sosyal kalkınma, çevre konuları, teknoloji bu konularda ileriye gitme yoluna girmiş bir Türkiye. Avrupa Birliği ilişkileri toparlar. Şimdi o durumda da müzakere gücümüz ileriye gider ve Gümrük Birliği'nin bu 5.0 sürümü olarak özetlenebilecek olan daha kapsamlı hali de güncellemesi de masaya gelebilir. Yani sadece ticarette değil, aynı zamanda hizmetlerde, tarımda, kamu ihalelerinde ve de dijital konularda, çevre konularında, yani Avrupa Yeşil Anlaşması'na uyum konusunda, sosyal konularda ilerleyen bir Türkiye ki finansman açısından zaten devletlerin de şirketlerin de buna ihtiyacı var. Bu olmadan artık dünyada finansman veya ticari başarı da mümkün değil. Evet. İyi bir finansmana erişmek de mümkün değil. Bu yönde ilerleyen bir Türkiye ve bu yönde bir gümrük birliğini konuşmaya başlayan bir Türkiye yani diğer alanlarda da artılar alacaktır. Bu böyle öyle bir şey ki her olumlu adım 2-3 yeni olumlu adımı tetikler. Ha, evet. Bütün bunlarda bir noktada Washington'ın anlayacağı dil olan uluslararası küresel güç olarak Türkiye lehine bilançoya dahil olur. Evet, Bahadır Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için. Her zaman. Sağ olun. Değerli